Güneş Enerjisi Santrali GES 4'ün yapımında ve asfalt işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası, kamu bankaları ve özel bankalardan toplam 25 milyon TL tutarında kredi kullanılmasına ilişkin madde, Kasım ayı meclisinin en çok tartışılan konusu oldu. CHP'li meclis üyesi Erkan Demirci, konu hakkında çekimser kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Komisyonelerden aldığımız bilgilere göre 170 milyon lira civarında fizi durumda bir borcu da var. Bütçemizde düşündüğümüz zaman çok hani, geri döndürülemez, çevrilemez bir borç değil ama bu konuyu gerek parti tabanımızda, parti üyelerimizde, ilçe başkanımızda, hatta Antalya il örgütümüzde böyle değerlendirme yaptık. Sabahleyin böyle bir imkan bulduk. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu yapabiliyor muyuz? Bu 25 milyon liranın biz işte 5 milyon lirasını asfalt için, 20 milyon lirasını güneş enerjisi için veya 10 milyon lirasını asfalt için bu kararda böyle bir ayrım yapmamız mümkün olabilecek mi? Eğer olabilecekse gözükmeyecek gibi ama böyle genel bir karar alacaksak hani bir meclis üyesi olarak denetim görevini yapmakta zorlanacağımız, ne kadar nereye atacağımız bilemeyeceğimiz ve bunu tamamıyla belediyeye bırakmış olacağımızdan dolayı bu orantılamayı yatırımın engellenmemesi adına biz burada çekimsel kalacağız. İYİ Partili meclis üyesi Hacı Mevlüt Savlak ve Fikret Arık ise kredinin sadece GES projesi için kullanılması halinde onay vereceklerini, aksi takdirde red oyu kullanacaklarını dile getirdi. Eğer ayrı getirirseniz farklı farklı, isterseniz o krediyi kullanmanız için oy birliği sağlayacağız. Teşekkür ederim. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise konuyla ilgili ayrı ayrı kredi kullanımının olmayacağını ifade etti ve oylama yapıldı. Tahminlere göre hemen hemen yarı yarıya gibi. Çünkü biliyorsunuz 31-12-2019'dan sonra enerji yönetmeliği tekrar değişiyor. Kar oranları daha düşüyor yatırımcılar hem özel sektör için hem de kamu kurumları için. Biz o zamana kadar bu yaptığımız tesisleri faaliyet almak için uğraşacağız. Çünkü sanırım %30 daha ürettiğimde bedele dönüştürmek için daha düşük olacak. Biliyorsunuz 2018'den sonra devletin belirlediği bir şey var. Önerdiği bir yasa var. Biliyorsunuz 1.33'lerden başladı 1.1'lere. Bu 31-12'den sonra da Mart ayına kadar da zaten 0.80'lere kadar düşecek. %30'luk daha bir düşüş olacak. Biz bu şeyden yararlanmak için uğraşıyoruz. Yani aynı işlemi, aynı enerji üretimini bu aylar içerisinde yaptığında Ocak 1'den itibaren yaptığın enerji bedelleri arasında %30'luk bir fark edecek. Biz tamamını bile bundan enerjinin kurbansa neredeyse bir senedeki yani 3 yılda ödediğimiz faiz bile bizim 3 aylık gelirimize eşdeğer olur. Çekimsel kalanlar oy çokluğa kabul olmuştur. Hayırlı olsun.